Merhaba arkadaşlar ben Kazım Hoca. Bugünkü yeni videomuzun konusu arkadaşlar elektronik devre elemanları. Tabii elektronik devre elemanları yine karşımıza çıkıyor. Bunları tek tek tanıyacağız. Tabii ki yarı iletkenler dediğimiz kavramdan bahsedeceğiz. Şimdi yarı iletkenler ne arkadaşlar? Yarı iletkenler bakın pozitif yarı iletken ve yarı, e, negatif yarı iletken diye iki grubu ayırıyoruz. Negatif yarı iletken ne tipi yarı iletken? Pozitif yarı iletken de biz p tipi yarı iletken diyoruz tabii ki burada sözel sorular karşımıza geliyor. N tipi yarı iletken nasıl oluşuyor? Bak bunu inceleyelim. Tabii ki şimdi burada N tipi yarı iletken oluşma şartı şöyle arkadaşlar bakın. Arsenik atomunun en dış orbitinde kaç tane elektron vardır? Yüzün 5 tane elektron vardır. Arseniye silüsyum ilave edildiği zaman silüsyumun 4 elektronu ne yapıyor? Hocam kovalent bağ yapar. Kovalent bağ nedir? Dünya ortak kullanılan bağ değil miydi? Ama 5 beş tanesinin 4 tanesi kovalent bağ yapıyor. Ya bunun dördü, bunun 4'ü bağ yapıyor. Burada bir tane elektron ne yapıyor hocam? Boşta kalıyor. İşte bir tane elektron boşta kaldığı zaman demek ki 4 tane arkadaşın dört tane arkadaşın sistemin kovalent bağ yapması sonucu bir tane elektron boşta kalıyor. İşte o boşta kalan elektron arkadaşlar sisteme ne kazandırıyor? Negatif dediğimiz özellik kazandırıyor. Demek ki bunu bu şekilde bileceğiz. P tipi yarı iletken nasıl oluşuyor? Yine boron atomunun en dış orbitalinde 3 tane elektron vardır. Boron yine silisyum ilave ediliyor. Her iki atomun 3 er elektronu aranı yine kovalent bağ yapıyor. Ama diyor ki arkadaşlar burada bakalım borun en dış orbitalinde bir tane elektron boşluk oluşuyormuş. Bu boşluğu arkadaşlar biz oyuk diyoruz. İşte bu oyuk bu boşluk arkadaşlar ona ne kazandırıyor? pozitiflik özellikle kazandırıyor. Demek ki bakın tekrar söyleyelim. Borun arkadaşlar borunun 3 tane elektronuyla silisyumun 3 tane elektronu kovalent bağ yapıyor ama en dışında bir tane boşluk oluşuyor. boşluğu o diyeceğiz. O oyuk bu sisteme pozitiflik kazandırıyor ve bunu P tipi yarı iletken diyeceğiz. Evet bu yarı iletkenlerden arkadaşlar diyotlar oluşmuş. Bakın. Diyot neydi? Tek yönlü çalışan bir devre elemanı değil miydi? Bakın. Diyot P ve N tipindeki iki yerleşkenin birleştirilmesi de oluşur. Evet. Bakın. Burada görüyorsunuz. Burası P tipi. Burası N tipi. O zaman bakın. Bunun gösterimi P demek. Pozitif demek. N demek. Negatif demek. Gösterim bu şekilde akıyor. Bakın. Bu taraf P'dir. Bu taraf N'dir. Demek ki akım nereden nereye gitmesi lazım? P'den N'ye. Bakın. Diyotun özelliği tek yönlü akım geçiren bir devre mıdır? Bakın burada göstermiş devrede. Şimdi akımımız nereden geliyor? Tabii ki artıdan geliyor. Akım artıdan geliyor. Bakın geliyor. P'den ne? P artı burası eksi değil miydi? O zaman demek ki burada akım ne yapıyor? Artıdan eksiye gideceği için. Bakın bu diyot çalıştı. Diyotun farklı bir gösterimi bu şekilde. Bu şekilde gösterebilir bu şekilde. Çalışırım bakalım. Akım artıdan gel. Diyotla aynı yönlüsü ne yapar? Devreden akım geçer ve devre çalışır. Demek ki diyotla akım aynı yönlü ise ne yapıyormuş? Devreden akım geçiyormuş. Gelelim buradaki ifademize. Ne diyor bakın? Bir sıra arkadaşlar bakın P ne şeklinde yapmış? E, P tabii ki e, diyotun başlangıcı ne de diyotun bitim uç noktasıdır. Yani buraya P, buraya yine N diyebiliriz? Şimdi demiş ki bakın burada akım ise sağdan geliyor. Artık kutup sağ değil mi? Akım artıdan geliyor ama akım bakın buradan gidemez. Çünkü diyotun burada şekli nasıl arkadaşlar? Diyotun şekli bu tarafa doğru bakın. Şöyle gösterimi. Bakın burada gösterimi var. Yani bundan hiçbir fark yok. Akım buradan geldiği zaman diyot da kafa kafaya geldiği zaman ne yapamıyor? Bakın akımı ne yapamış? Geçirememiş. Demek ki arkadaşlar akımın nereden girmiş lazım? P'den N'ye. N'den P'ye ne yapmaz gidemez? Çünkü eksiden arkaya akım gitmez diyeceğiz. Gelelim buradaki sorumuza. Şekildeki devre ve özdeş diyotlar ve lambalar kurulmuştur. Hangi lambalar yanar? Lambanın yanması için akımın artıdan gelip eksiye gitmesi lazım değil mi? O zaman şöyle bakalım bakın. Şimdi akımız buradan geldi. Buradan geldi. Hem bu tarafa hem bu tarafa gitmek istiyor ama bakın burada diyotla için ne yaptı? Buradan geçemedi. Bakın buradan geçemedi. O zaman bu tarafa geldi bakın. O zaman buradan ne yapıyor? Yöneliyor. Buradan, buradan yine geçemiyor. Neden? Diyot tersine. O zaman buradan da geçemeye bakın. O zaman buradan geldi. Buradan geldi bakın. En kısa yoldan ne yapar? Hemen eksiye gider ve yandı. O zaman kimler yandı hocam? Burası da burası bakın. L ve N ne yaptı arkadaşlar? Burada yandı. Buraya niye uğramadı? Çünkü akım hemen eksiye gitmek ister. Bu ne oluyor? Burada kısa değer oluyor arkadaşlar. Demek ki burada bakın diyot gidemedim. Bu yanmadı. Bu diyotta bunu engelledi, bu da yanmadı diyeceğiz arkadaşlar. Evet, başka bir soruya geçelim. Hangi lambalar ışık verir diyor. Şimdi tabii ışık vermesi için akımın artıdan gelip eksiye gitmesi lazım. Şimdi buradaki akımımız buradan çıktı. Bakın diyotla aynı yönlü geçti. Bakın buradan geliyor ve demir tamam uyandı. Ama buradan bakın gidemiyor. Neden diyot Buradan da gidemiyor. O zaman bunlar ne oldu? İptal. Burada yanan sadece kim? Sadece K yandı. Gelelim buradaki olaya. Bakın akım geliyor buradan arkadaşlar. Hem buradan hem buradan gider. Bunlar biraz direnç. Hemen yandı. Burada ne yandı? Burada neye yandı? Bakın. Gelelim burada. Bakın artı burada artı burada. İkisinden geldiği zaman akım ne yapıyor? Burada birleşiyor. Burada birleştiği zaman bakın arkadaşlar. Buradan gidemiyor. Neden? Diyot ters yön. Ama bu tarafa gidiyor. Buradan geldiği zaman devre çalışıyor. Demek ki hangisi yandı? Sadece P yandı. Bu ne yapmadı? Yanmadı. O zaman kimler yandı? KNP yandı. K -N -P de E çıkının olduğunu gördük. Demek ki akımın diyot üzerinden tek yönlü geçtiğini burada gördük. Gelin burada arkadaşlar tabii ki farklı bir kısmı Bu sene de arkadaşlar son zamanlarda özellikle şu alternatif akım üzerinden diyot üzerinden sorular geliyor. Şimdi hocam bu sembol neydi? Bakın S şeklindeki diyot sembolü alternatif akım. Alternatif akım neyi anlatıyordu? Devamlı yön ve şiddet değiştiren bir akım değil miydi? doğru akım da olduğu gibi belli bir yönü yoktur. Bakın bir çektiğimiz bir inceleyelim bakın. Eğer şimdi demiş ki burada grafiğin çizilmiş bu grafik bize neyi anlatıyor? Şimdi eğer akım tabii akımın yönü yok bakın alternatif, alternatif, akımda. Buradan geldiği zaman bu devre çalışır mı? Hocam çalışır. Bakın çalış akım oluşmuş. Ama diyot bakın buradan eğer tersten gelirse akım. Çünkü akım tersten de gitme şansı var. Diyot ne yapıyor? Engelliyor. Demek ki burada kesik sebebi neymiş arkadaşlar? Bu alternatif akımın tersten giderse diyot akımın gitmesi engelliyor ve akımı burada sıfırlıyor. Demek ki alternatif akım yani yön olmadığı için buradan da gidebiliyor, buradan da gidebiliyor. Buradan gittiği zaman ne yaptı? Devre çalıştı. Buradan gittiği zaman çalışmadı. Bakın buranın kesik olmasının sebebi demek ki alternatif akımın tersten gelirken diyot tarafına engellenmesi. Yani diyeceksiniz ki hocam bu durum o zaman buranın kesik olmasının sebebi demek ya tersten gitmesinin sebebidir. Bu durumu nasıl ortadan kaldırabiliriz diye bir soru işareti gelir bakın. Normalde bakın akım buradan geldiği zaman çalışıyordu. Ama buradan geldiği zaman devreyi kesiyordu. O zaman diyoruz ya arkadaşlar bakın devreye sıraç bağlanırsa sıraç dediğimiz kondansatör bakın. Akımın kesildiği anlarda daha önce dolmuş olan sıraç devreye akım verir diyor. Demek ki arkadaşlar tersten gittiği zaman akım kesildiği zaman Dolmuş olan yani yüklü olan kondansatör devreye girer ve bunun çalışması sebep olur akımın kesikli durumu ortadan kaldırılır demek ki devre arkadaşlar kesildiği zaman yüklü kondansatör ne yapıyor devreye giriyor sistemin çalışmasını sebep alıyor. Evet burada arkadaşlar yine bir de transistör dediğimiz bir devreden bahsedeceğiz. Transistör nedir? Transistör şöyle diyelim arkadaşlar bakın bunlar transistör olarak geçiyor. Transistör kelime anlamı, anlamı sinyal yükseltici de demek ki sinyal yükseltici bir devre elemanı olduğunu unutmayalım. Transistör dediğimiz arkadaşlar bu sinyal yükseltici üç tane kolu var. Bir kolu baz, bir kolu kolektör, diğer kolu e, Bakın baz, kolektör, emitör. Şimdi burada da bakın farklı farklı şekillerimiz var. Şimdi iki türlü transistörümüz var. Birincisi NPN transistörü, diğeri PNP. Tabii burada PNP mi NPM mi oldu nasıl anlayacağız? Bakın burada her şey arkadaşlar emitör üzerine yorumlayacağız. Bakın şu alttaki şekli incelediğimiz zaman bakın emitör bazda kolektörden gelen akımların toplamı. Burada da aynı şekilde emitör bazda kolektörün toplamı. Demek ki emitör ana kol olduğunu bileceğiz. Emitör arkadaşlar bazen toplayıcı olur bazen dağıtıcı olur. Bakın burada akımlar ne yapmış? Akımlar emitör üzerine gelmiş. Emitör üzerine geldiği zaman tabi kime gelmek zorunda kim toplar hocam eksi toplar. O zaman sonu eksi olursa bakın ne olacak sonuyla başı arkadaşlar bu transiti aynı oluyor ya mpn diyeceğiz. Şimdi gelelim buna buradaysa bakın buradan emitörden çıkmış dağılmış o zaman dağıtıcı. Yani kim dağıtır hocam artı dağıtır o zaman o zaman başı o zaman olacak, sonu da olacak. Demek ki başı ve sonu her zaman aynı harf alıyor demek ki arkadaşlar bakın şu olmuyor. P, P, N olmuyor arkadaşlar. Demek ki başı P ise sonu da P. Ortadaki farklı bir sembol oluyor. Evet. Transistörü bu şekilde inceledik. Şimdi farklı bir şekilde yine bakalım arkadaşlar. Şimdi bunun tabii ki NPM mi? PNP, N, PNP mi? O nasıl anlıyormuşuz bakın. Akım bakın burada toplamış. Emütüre gelmiş. E nereye geliyor hocam? Eksiye. Eksiye geldiğinde sonu ne olması lazım? Bakın sonu ne arkadaşlar? Sonu ne olduğunda başı da ne oluyor? NPN oluyor. Gelelim buraya. Bakın akım buradan dağılmış. Buradan hem buraya hem buraya dağılmış. Nereden dağılır? Hocam artıdan dağılır. Başlayıp bakın P ise sonu P. Demek ki hep dağıtıcı olduğu zaman dağıtıcı olduğu zaman bakın PMP toplayıcı o zaman sonu eksi olacağı için npn diyeceğiz. Evet. Gelelim arkadaşlar yine diyot çeşitlerini anlatmaya. Şimdi bunlar da tabii önemli kavramlar. LED dediğimiz kavram var. LED nedir? Işık yayan bir diyot çeşididir. Bakın şurada görüldüğü gibi bakın bir diyot üzerine ışık yaydığı zaman ne yapıyor? Kırmızı, sarı, yeşil, mavi renkte ışıklar yayıyor. Biz buna led diyoruz. Led ışıklar olduğunu biliyoruz zaten. Nerede kullanılıyor? İşte dekoratif aydınlatmalarda, televizyon ve bilgisayar ekranında kullanılıyor. Fotodiyot dediğimiz yine bakın bir diyot çeşitimiz var. Fotodiyot nedir? Tabii ki üzerine ışık düştüğü zaman ne yapıyor? Küçük bir sızıntı akım geçirir. O zaman ne yapıyor arkadaşlar? Bakın üzerine ışık düştüğü zaman buradan akım geçmesini sebep oluyormuş. Bu şekilde devreden akım geçip devrenin çalışmasını sağlıyor. Bu nerede kullanılıyor? Özellikle bakın televizyon ve müzik seti ayetlerin kumandalarında kullanılır. Demek ki bunu da fotodiyotun bu şekilde kullanıldığını da bilelim o zaman. Foto direnç nedir? Foto direnç diye ismi LDR demektir bakın. Ne anlatır hocam? Bakın. Şimdi bakın şu şekilde üzerine ışık şiddeti arttığı zaman direnci azaltıyor. Evet ışık şiddeti azaldığı zaman direnci artan bir devre elemanı. Demek ışığa duyarlı bir foto e, foto direnç ışıkla çalışan bir sistem arkadaşlar. Bakın ışık şiddeti arttığı zaman direnci azalan, ışık şiddeti azaldığı zaman direnci artan bir devre elemanıdır. Nerede kullanılıyor hocam? otomatik devrelerde otomatik devrede kullanılan bir sistem. Diğer ismi ne diyoruz? LDR diyoruz. Bakın burada tekrar diyotu göstermiş. E, Diyot elektrik akımı tek yöne geçiren bir devrelemadır. Transistör sinyalleri yükseltir. LED enerji tasarrufunu yaparak elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür. Bakın LED e, lambalar yok mu arkadaşlar? Fotodiyot elektrik devreleri ışığa duyarlı getirir. Evet foto direnç neydi? Elektronik devreleri ışığa duyarlı hale Yine getireceği ne yapalım? Küçük bir özetle yapmış oldu Transistörlerle ilgili hangileri doğrudur? Elektronik sinyalleri kuvvetlendirir. Evet sinyal yükseltici olarak olduğunu biliyoruz. NPM ve PNP olmak iki çeşittir. Evet bu şekilde yük depo ederler. Transistör yük depo etmez arkadaşlar. Cevabımız ne oldu burada? 1 ve 2 yük kim depolar? Tabi kondansatörler yük depolar. Demek ki transistörler NPM, PNP diye iki türlü sinyal yükseltiyorlar kullanacağız. Demiş ki aşağıdaki şekillerden hangisi PNP? PNP olması için tabii ki ne olması lazım? Tabii ki emitörün tabii ki dağıtıcı modu mu? Emitörün dağıtıcı. Çünkü PNP'de ne yapıyor? Bakın PNP'de emitör, emitör ne olacak? Hocam dağıtacak. Dağıtmaz emitörden gelmesem. Bakın emüteden gelmiş. Baza ve kolektöre gitmiş. Demek ki cevabımız ne arkadaşlar? Burada aşık oldu. Hemen ilk şıkta gözükmüş oldu. Gelelim buradaki ifademize. Yukarıdakilerin hangileri ışık veren devre elemanıdır? Işık veren devreman neydi? Bakın led etrafına ışık yaymıyor mu? Lamba diyot da arkadaşlar etrafına yayılır. Bunlar transistör sinyal yükselticidir. ışık vermez. Ne dedim foto direnç arkadaşlar yine ışık vermez. Demek ışık veren hangisi? 3 ve 4 oldu. Ne yapalım? LED dediğimiz ve lamba diyor zaten ışık veren devre elemanlarıdır. Şekildeki diyot alternatif akım kaynağına bağlanıyor. Direnç R üzerindeki çıkış geriminin zamana değişimi aşağı yukarı hangisi doğru çizilmiştir? Şimdi şeklimi incelediğimiz zaman bu neydi arkadaşlar? Alternatif akım değil miydi? Alternatif akımda tabii ki ne oluyor bakın. Akım e, alternatif akımda akım bazen geçer bazen geçmez değil mi arkadaşlar? Neden? Eğer diyotun üzerinden gittiği zaman devre çalışıyor bakın devreyi çalıştırıyor. Ama eğer bu tersen gittiği zaman diyot engelliyor. O zaman bakın diyotu kesiyor demek ki sistemi koparıyor arkadaşlar. Kesikli hale gitmesi lazım. Eğer üstten gittiği zaman diyotla aynı yönü o zaman bir gerilim oluşturuyor. Ama ters dizden gittiği zaman gerilimi kesiyor. O zaman cevabımız ne? Burada değişikliği oldu. Ne yapmış oldu? Gözük. Evet buradaki sorumuza geldiğimiz zaman 1-2-3 ile gösterilen devrelerde x, y, z lamba ile ilgili hangileri doğrudur diyor. x lambasının parlaklığı değişkendir. Şimdi arkadaşlar şuraya baktığımız zaman bu ne? Alternatif akım. Alternatif akım neydi arkadaşlar? Devamlı yön ve şiddet değiştiren bir akım değil miydi? O zaman x lambasının parlaklığı değişken neden? Çünkü alternatif akımla çalışan bir devre olduğu için devamlı yön ve şiddet değişiyor. Yani şiddet artıp azalan bir devre olduğu için değişkendir ifadesi doğru diyeceğiz. Y lambası ışık vermez. Şimdi tabii ki Y lamba doğru akım kullanmış. Akım buradan gelir ama diyottan ne yapar? Geçemez. O zaman Y lambası ne yapar? Işık veremez. Çünkü diyot akıma nasıl yönlü? Hocam ters yönlü. Bak kafa kafaya gelmiş. Z lambası aralıklı yanar ve söner. Şimdi tabii ki burada alternatif akımda yön ve şiddet değiştiren bir akım değil miydi? Akım eğer buradan geçse ne yapar? devre çalışır. Ama buradan geçse diyot ne yapar? Akımı geçirmez. Demek ki aralıklı olarak yanıyor ve sönüyor. Demek ki tersten gittiği zaman bakın yakmıyor. Geçemiyor ama düzden gittiği zaman lamba yanıyor diyor. Yani cevabımızın 1-2-3 olduğunu söyledik. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu şekilde bitirmiş olduk. yeni Tekrar hatırlatalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı beğenelim ve arkadaşlarımızı kanalımızın gelişmesi için davet edelim.